Selam canlarım. Nasılsınız? İnşallah hepiniz çok iyisinizdir, çok mutlusunuzdur, çok sağlıklısınızdır, çok huzurlusunuzdur. Beni sorarsınız. Ben de çok iyiyim şükürler olsun. Ee, bir gece gece bana bir geldiler. Dedim ki ben de bir video çekeyim. Şu YouTube'umu çok boşluyorum ya. Vallahi beni bir dürtün arada. Melek Hanım neredesiniz de. Gerçi çok yazıyorlar Instagram'da ama yetişemiyorum. Beybiler yetişemiyorum. Yani ben bazen şey diyorum. Bu YouTube kanalını yapanlar nasıl yetişiyor acaba? Bakım yapanlar falan diyorum. Bunlar diyorum acaba bakımları falan yok da burada boş beleşe atıp tutuyorlar mı acaba diye de düşündüğüm de oluyor yani. Her gün her gün 4-5 video koymalar. Bana saçma geliyor ya. İnsanın bir e, yaptığı işin böyle bir. Yani bir gel diyecekler böyle laf olsun diye torba olsun diye ben yapamıyorum bunu da biliyorsunuz yani her zaman şey diyorum biraz böyle e, bana demeleri lazım yani hadi kalk ben de o kalk demeden yapamıyorum Şimdi bugün bir değişik bir bakım yapmak istiyorum Buraya destelerimi koydum bunları kullanacağım Şimdi biliyorsunuz ben senelerdir önce bir hazırlıyorum buraya ondan sonra bakımımı yapıyorum ama bugün öyle bir şey yapmayacağım çünkü bu sefer de diyorlar ki niye kartlarınızı hazırlıyorsunuz? Yani kartlarla işim yok tekrar söyleyeyim. Canım öyle istiyor onun için. Yani beni bilen bilir zaten. Şimdi ilk önce benim kiminle enerjim tutacak? Kime bakım yapacağız? Ee, aşk ilişkinize bakacağız. Neler olmuş neler olmuş olacak diyeceğiz. Ama kiminle enerjim tutacak? Hangi burç ve aynı zamanda da kim? Nasıl bir enerjiye sahip ilk önce ona bir bakalım, bir seçelim bakalım. Sen kimsin? Niyet ediyorum ilahi kanaldan doğru bilgileri almayı deyip ve odaklanıyorum. Sen kimsin bakalım, seni bir tanıyalım. Sen bir toprak grubusun diyor, bir eril olabilirsin veya senin aklındaki kişi toprak gruplarından bir eril olabilir. Boğa Başak Oğlak, öncelikle onu sana söyleyeyim. Aynı zamanda da sen kendin su grubu da olabilirsin yengeç balık akrep deniliyor ve aynı zamanda da e, şu anda arada bir dargınlık kırıklık böyle bir küslük enerjisi de olabilir Hayal kırıklığına doğramış olabilirsin bir toprak grubundan su gruplarının bir hayal kırıklığını anlatıyorlar burada Peki Ne yapıyorsun sen çalışıyorsun? kendi işin de olabilir veya bir kapıda devlet kapısında veya büyük bir şirkette çalışıyor olabilirsin ve çok da becerikli bir kişisin. Aynı zamanda çok çok beceriklerin var. Sprintüel bir yeteneğin de var senin. Sezgilerin, hislerin de çok kuvvetli. Aslında çok şey yapmak istiyorsun ama cesaret edemiyorsun. Ve aynı zamanda da burada bana denilen sen nasıl bir kişisin biliyor musun? Zonenschein nedir onun Türkçesi yani güneş güneş yani ailenin böyle bir tane vardır ya böyle kıymetlisi yani şans Böyle girdiğin ortamda böyle dikkat çeken aynı zamanda da ufacık şeyle mutlu olan fakat çok yük olan da aynı zamanda sırtında. Annenin, babanın, kardeşlerinin veya kendi hayatının, eşinin, çocuklarının birçok kişinin de yükünü taşıyan kişi olarak gözüküyorsun. Ama bundan şikayetçi misin asla değilsin diyor. Çünkü kendi dengeni her zaman kurabiliyorsun. Aynı zamanda ufacık şeyden de böyle memnun olabiliyorsun, mutlu olabiliyorsun. Bazen böyle dengen kaçabiliyor ama gene de diyor içindeki o savaşçı gücün, o sana verilmiş yani ilahi kanaldan, Allah tarafından verilmiş olan güçle diyor ilerlemeyi biliyorsun diyor sana. Ve şöyle bir durum var aynı zamanda da karar veremiyorsun. Bu sıralar kafan çok karışık diyor. İki kişi arasındasın diyor veya iki bir durum arasında da olabilirsin diyor. Bir türlü kararını veremiyorsun diyor. Ve bir erkek seni çok kırmış, çok incitmiş diyor veya sen bir erkeği çok kırmışsın. Özellikle bu Koç burcu da olabilir. Ateş elementi. Ama diyor bu insanın diyor bak gerçek yüzünü göremiyorsun sen. Yani bu kişinin diyor bazı travmaları var ve aynı zamanda da yapamadığından değil aslında diyor. Her şeyi yapabilecek güce de sahip diyor. Bir nevi diyor burada senin bilmediğin bazı durumlar var. Bu bilmediğin durumlar da seni çok rahatsız ediyor. Çünkü buraya yüz, burada yüze takılmış bir maskeyi de gösterir aynı zamanda. Duygularını tam anlamıyla sunamıyorsun. Çünkü karşındaki kişinin seni anlamayacağını düşünüyorsun diyor sana. Çok sevgiye, duyguya e, ve e, nasıl diyeyim sana ilgiye aç birisin. Çünkü diyor bunları sana tam anlamıyla diyor yaşatan kişiler olmadığı için diyor bazen seçimlerinde de yanlış kişileri hayatını alabiliyorsun diyor. Sen böyle birimizsin. Peki. Şimdi senin aşk hayatınla ilgili peki seni neler bekliyor, neler olacak ve hangi yola gitmen gerekiyor, neyi yapman gerekiyor? Böyle bir açılımla karşınızdayım. Aynı zamanda da şimdi bakalım ne anlatacaklar. Ben de sana anlatacağım. Bir dinle bakalım beni. Tamam mı? Şimdi sana diyor ki sabırla sınandığın bir süreçtesin diyor. Yani bir sabırla sınanıyorsun ve yanında sana destek olan birileri var aslında diyor. Ve şu var. Sen diyor bir yerde diyor bir ee, hasta bakıcılık veya bir emşire olabilirsin diyor. Veya da bir yaş, yaş, yaşlı birine bakıyor olabilirsin. Bu senin annem baban veya diyor eşin de olabilir diyor. Ama diyor sen diyor sürekli diyor bir çaba halindesin. Sürekli diyor sürekli böyle diyor bir koşturma halindesin ve bu seni de yormuş aslında diyor. Bazı konularla alakalı inatçılık ediyorsun ve bunlarla da sınandığın bir e, süreçtesin diyor. Yenileneceksin diyor ve bu sene diyor seni senen olacak diyor. Seni diyor aslında diyor e, öyle güzel şeyler bekliyor ki şu anda bunlar diyor olma aşamasında ve sen yenilenmeyi kabul et diyor sana. Kendini aç diyor. Evreni aç. Kendini güzelliklere aç. Kalbindeki o kini, nefreti bir temizle diyor. Kızgınlıkları, öfkeleri diyor. Sana ait olmayan o ağırlıkları, o yükleri bir at, bir vedalaş artık ki diyor. Yenilenme gelsin sana diyor. Aydınlanma gelsin ki gerçekten diyor. Sen özünde çok iyi bir insansın ama diyor sana ne yazık ki iç güdülerinle Duygularınla hareket edemiyorsun Ya başkalarının sana e, Yansı ettiği Ve sen e, Nasıl diyeyim ben sana Bir şey var Burada bir ee, sıkıntı var yani. Sezgilerinle, hislerinle hareket etsen aslında her şeyin böyle kokusunu alabiliyorsun havada. Bu kokusunu almak ne demek biliyor musun? Yani sana kötü bir şey olacaksa da hissediyorsun. Rüyalarınla da mesaj geliyor veya diyor. Senin diyor, sadece kendinle olan durumları hissedemiyorsun. Yoksa başkalarıyla olan sıkıntıları, durumları hissedip bunları uyarma gibi bir eee bir durumun da var yani deniliyor bana. Şimdi Bakalım bir. Hadi bakalım. Ne oluyor? Bir anlatsınlar. Şimdi senin aşk hayatında neler olmuş? Neler oluyor? Neler olacak? Diye bir niyetleneceğim ben. Peki. Seni neler bekliyor? Bir bunlara da bakalım. Ne yapman gerekiyor? Ve neler olacak? Şöyle bir büyük bir yapayım. Size bir anlatayım. Şimdi burada nasıl biri var biliyor musun? Ya sensin ya da karşı tarafın enerjisi bu aklındaki kişinin enerjisi de olabilir. Ben şimdi üzgün bir moda girdim. Sesim gitti. Şimdi Melek Hanım sesin çıkmıyor çıkmıyor demeyin bana. Çünkü buradaki kişi kimle enerjim tutuyorsa gerçekten çok kırılmış. Bazı şeyleri artık böyle bırakmış. Ne yapacağını ne edeceğini bilemiyor. Çok da yara almış. Çok da üzülmüş. Önünü göremiyor yani. Gerçekten önünü göremiyor. Ama gene de şöyle bir durum var. Ümit etmekten ve beklemekten sevmekten de vazgeçmiyor. Ne kadar kızsa da. Ne kadar söylense de. Ne yazık ki bu durum böyle. Ee, bakalım şimdi. Peki buraya ne istiyorsun? Buraya ne istiyorsun? Buraya da bunlar gelsin bakalım. Özellikle Burada bana altılı vadelerdir deniliyor. Şimdi bu 6 gün, 6 hafta veya 6 saat, 6 ay da olabilir. Burada deniliyor ki bir haksızlığa uğramışsın ve maddi manevi de bir zarar söz konusu. Ama burada diyor ki bak neden bunu yaşadın? Şimdi bunu yaşamanın sebebi diyor senin diyor. Bir kere diyor. Şimdi kadersel olarak yaşadım bunları yaşadıklarını. Şimdi her şey kadersel olarak yaşanıyor. Fakat seçim konusunda. Şimdi bana geldikleri zaman ben diyorum bak senin bu kaderinde olan bir kişi. Ama buradaki durum diyorum bak bunu seçersen bu 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 olur. Ama bunu seçersen bak bu da bu olur diyorum. Şimdi bunlar dinlemiyorlar tamam mı? Diyor ki kaderimde diyor hop lop gidiyorlar. Sonra güm diye düşüyorlar. Şimdi sen bir danışmanlık alıyorsan. Eğer ki bir şey alırsan can kulağıyla dinle ve not al. Zaten bakımlarım görüntülü oluyor. Bunu herkes biliyor. Yüze, yüz yüze, yarım saat ve bir saatten hariç bakımım yoktur benim. Öyle 20 dakika, 15 dakika değil. Bir kum falım galiba 20 dakika. Geri kalan hepsi hayatım yarım saatte bir saat. Hatta geçiyor bile bazen. Sorun değil ama bu şekil oluyor. Şimdi... Ee, bu arada da bak takiplerim bak takipçilerime söylüyorum beğeni yorum yapın tamam mı çünkü Bakıyorum böyle izlenmeler falan. Şimdi millet ne yapıyor biliyor musun? İzlenmeleri satın alıyor, beğenileri satın alıyor, yorumları satın alıyor. Ben öyle şeylerle uğraşmam arkadaş. İki kişi de beğense, üç kişi de yorum yapsa ben eyvallah derim. Ee, yani kimseye de burada hani beni takip edin, beni beğenin, beni bana yorum yapın, etkileştirin, bilmem ne yapın, oradan alın, oraya götürün. Hiç ne Instagram'da ne orada ne burada hiç böyle bir şeyler demem. Zaten yapacak olan yapar. Benim demem ne de değil. Yapmayacaksa da canı sağ olsun izlesin gitsin ama burada bir yemek var her zaman ne diyorum bakın alma verme dengesi onun için diyoruz yani beğenin yorum yapın cart curt işte şudur budur onun için yoksa yani nedir yani beğensen ne olacak beğenmesen ne olacak ben gene yaparım gene yaparım kanal benim değil mi şimdi geçiyoruz içgüdülerinle sezgilerinle lütfen havayı koklayarak hareket et. Tamam mı? Sakın ve sakın diyor sana. Birilerinin senin yönetmesine izin verme diyor. Çünkü sen zaten sonunu bildiğin işe girdin diyor. Bu işin sonunu biliyorsun zaten. Niye girdin ki diyor sana? Şimdi sen bunun sonunu biliyorsun. Ne olacağını biliyorsun. Ne olacağını bildiğin işe niye girdin? Ben burada ona takılıyorum yani. Niye girdin? Şimdi bakalım aşk diyoruz. Tamam mı? Sen evlisin. Evli biri var burada. Veya da evlenmek istiyorsun bu kişiyle ama bu kişi bu kişi seni eskisi gibi görmüyor diyor. Ve bu hemen hemen bir buçuk aydır da böyle diyor. Eğer sen evliysen de diyor bak ben sana şunu söylüyorum tamam mı? iki tane seçenek çıkmış burada. Sen evliysen hayatında başka biri varsa da diyor bak bu yolda diyor Gidiyorsun ama diyor bu yol diyor aslında diyor senin e, düşündüğün gibi diyor gitmeyecek diyor bazı sıkıntılar olacak diyor ve sıkıntılar olmaya da başlamış diyor burada gerçeği görmen lazım senin diyor yani eskisi gibi değil bazı şeyler eğer bu senin hayatındaki kişiyle böyle bir engel bir sorun bir tartışma yaşadıysan ikinizle bekarsanız diyor veya bir kişi evlenmiş ayrılmışsa da diyor bak burada diyor bu kişiyle diyor ciddi bir yola girmek istiyorsan da burada tamam mı? net gördü. Aynaya bak ve net gör. Bazı şeyleri net göremiyorsun. Acaba o kişi gerçekten senin evleneceğin bir kişi mi? Öncelikle bunu bir e, düşünmen gerekiyor diyor sana. Sana söyleyeyim. Şimdi burada bana denilen şu var. Eee aslında şanslı bir sürece gireceksin ama bu şansın üçüncü aylarda olacak. Aşkla ilgili de olabilir. Eğer hayatında kimse yoksa da diyor evleneceğin kişiyle tanışacağın süreç olabilir diyor. Bak evleneceğin diyor. Bu üçüncü aylarda olur bu tanışma. Üçüncü ayın 13'ü 16'sına çok dikkat et diyor sana. Eğer kimse yoksa hayatında. Ve bu bir kulüpte olabilir tamam mı? Veya bir... Ee... Kaf kalabalık bir yerde olabilir ya da bir kafeteryada olabilir. Bu tamamen hayatında kimse olmayanlar için söylüyorum. Eğer aşk üçgeni içindeysen diyor sana tamam mı? Evet burada duygular dolup taşıyor ama diyor sen iki erkek arasındasın diyor. Şimdi evli de olabilirsin, hayatında başka biri de olabilir ama diyor sana burada bak 6. aydan beri yani geçen sene 6. aydan beri uğraşıyorsun bu döngüden çıkmaya ama ne yazık ki bir türlü çıkamıyorsun diyor sana. Sana diyor ki e, burada bir seçim yapmak zorunda kalabilirsin diyor. Ve bu seçimi yaparken de diyor sana tamam mı? Yani bir kadının çok etkisi var burada bu seçimi yaparken. Bu senin annen olabilir veya eşinin annesi de olabilir diyor. Bir kadının diyor. Aslında sen de bu seçimi yapamayacaksın ama diyor burada bana denilen bir kadının bu senin ilişkinle alakalı büyük bir noktaya getirecek diyor. Bak bazı kıskançlıklara maruz kalmış olabilirsin, yapmış olabilirsin diyor veya diyor kıskanıyor karşı tarafı sevip kıskanabilirsin de diyor. Ama burada sana diyor ki sen bu kıskançlığı boşuna yapmıyorsun diyor. Gerçekten diyor yani burada kıskançlık yapılacak bir durum var mı? Evet var diyor. Böyle bir durum olacak diyor. Ve bakın bazı negatif enerjiler var burada yapılan sizin diyor geçmişinizdeki kadın figürlere çok dikkat edin diye. eğer bunu bir eril deniyorsa diyor çünkü sizin hiçbir işiniz yolunda gitmiyor diyor ne yazık ki bu böyle gitmiyor diyor yani mesela ilişkilerinizle ilgili de çok büyük sınavlar atlatıyorsunuz ee, yani tam işiniz bir yere gidiyor tam böyle güzel bir ciddi noktaya gideceksiniz olmuyor bir aksilikler çıkıyor veya hiçbir şey yokken çok farklı noktaya geliyorsunuz diyor onun için diyor burada diyor yapılan bazı diyor negatif enerjiler var diyor sana. Şimdi sen diyor sezgi ve hislerinle hareket etmelisin diyor ve dünya zaten <gülüyor> pardon. <gülüyor> Şimdi evren zaten diyor sana diyor. Önüne birçok tuzaklar çıkartıyor. Birçok da seçenekler çıkartacak diyor. Yani aşk hayatınla alakalı diyor. Ama sen gözünü bağlamış ve Gözün kapalı bir şekilde ilerlemekte ısrar edersen diyor. Takılıp düşer düşersin diyor sana diyor. Burada buna dikkat etmek zorundasın diyor. Şimdi senin karşındaki kişi tamam mı? Evli ise diyor. Bu kişiyi de 3 senedir tanıyorsan bir arpa boy yol alamadıysan diyor. Şimdi burada diyor bir şansı yok yani diyor. Bu kişi sana bir şans vermeyecek sadece diyor. Sen burada ee, bekliyorsun ve bu beklemenin boş olduğunu da düşünüyorsun. Yani ama sen bunu böyle kabul edip de böyle ilerlemek istiyorsan diyor sana bu senin bileceğin iş. Yani bunu böyle ilerleyebilirsin böyle yaşamak istiyorsan. Ama diyor ki sana bunun bir sonu var mı diyor sana hayır diyor bir sonu yok diyor burada. Çünkü neden burada diyor ki bak. Bir taraftaki sarışın bir taraftaki kumral bir kadın var. Şimdi burada diyor ki şimdi bu kadının diyor eğer eee elinde diyor çok şeyleri var yani elinde diyor o kadar çok kozları var ki diyor yani sana diyor bunları vermez diyor ve vermediği için de sen çok üzülürsün diyor ve şu anda gözlerin kapalı gerçeği göremiyorsun diyor gerçeği görmen için de diyor senin diyor daha diyor bir yol katetmen lazım. En az diyor dördüncü aya kadar diyor sana dördüncü ayın onuna kadar diyor bazı şeyleri daha yaşayacaksın diyor. Bazı sıkıntıları daha yaşayacaksın ve bunları yaşayarak da neyi anlayacak mısın? Kendi kıymetini anlayacaksın. Yani hiçbir şey göründüğü gibi değil diyor. Çok farklı diyor. Yani sen ilişkinin içindesin ama ilişkinin içinde değilsin gibi de aynı zamanda diyor. Neden? Çünkü diyor burada diyor sen manipüle ediliyorsun. Burada tutulmak istiyorsun diyor. Ve burada diyor kalmak istiyorsun. Burada bunu sevdiğini zannediyorsun. Ve burada diyor sevdiğini zannettiğin kişi diyor tamam mı? Sana diyor farklı konuşuyor. Farklı, başka bir yere farklı konuşuyor. Sana diyor yansıttığı farklı ve iç dünyasındaki söylemedikleri farklı. Şimdi bunların farkına varacaksın diyor. Şimdi... Bir kere diyor sana diyor ani evlilikler olabilir diyor. Yani bir, e, bir böyle nasıl diyeyim ben sana ani evlilikler şöyle ani evlilikler yani böyle bazınız diyor birileri tarafından tanışarak olabilir bazınız kadersel tanışacaksınız biz bazı kişiniz de diyor yani tamam ben artık evlenmek istiyorum karşıma kim çıkarsa alacağım evleneceğim ve ilerleyeceğim diye de bilirsiniz diyor size diyor ki acele etmeyin de evlilik öyle oyuncak değil ben hatta şeyi düşünüyorum evlilik evli bu devirde evlenici, şurada bir durayım da evlenecek kişilere kurs verilmesi lazım evlilik kursu sertifika ondan sonra evleneceksin yani çocuk nasıl bakılır eş nasıl idare edilir yemek nasıl yapılır temizlik nasıl yapılır işte e, maddi durumları nasıl idare edilir ne bileyim ben yani tasarruf nasıl olur Hangi marketten ucuz alışveriş yapılır gibi 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 yani bunun gibi en önemlisi ne biliyor musun alak e, ve düzen aynı zamanda da güven ve eş olabilmek bunlarla ilgili aslında bir kurs yeri açmak lazım ki bu şekilde diyor Türkiye'de şart yani böyle bir şeyler artık bu devirde özellikle Z kuşakları yani kesinlikle yapmaları lazım yani burada bana denilen şu var acele etmeyin hiç acele etmeyin diyor. Sizin şansınız sizin önünüze gelecek diyor. Yalnız diyor sizin bu aklınızdaki düşündüğünüz denyocuk tamam mı? Sizi kıskandırmak için de bazı şeyler yapabilir. Burada cadılık yapıp da diyor. Yani size diyor. Yani çirkeklik yapıp da diyor. Sizi diyor manipüle ederek diyor. İşte bunu yansıtabilir hiçbir şey göründüğü gibi değil. Burada çok çok dikkat edin diyor size. Öncelikle size onu söyleyeyim. Dile getireyim. Şimdi burada bana deniliyor ki sen bir okul bir öğretim üyesi olabilirsin üniversitede veya öğretmen olabilirsin. Şimdi burada da bir ateş elementi var. Bu da diyor kendi işinin gücünün sahibi de olabilir diyor. Tamam mı? Ve sen bu kişiyi daha henüz tanımıyorsun diyor. Bununla bir sıfırdan bir başlangıç yapacaksın. İkinizin de yaşı 30'u geçmiş deniliyor burada bana. Öncelikle belki 30 siz varsınız. Karşı taraf biraz daha olgun diyor. Tamamen kadersel diyor. Bu kişinin isminde de S-E-M Aynı zamanda A harfi var, K harfi var, D harfi var, M harfi var. Soyadında da olabilir. Ve sizden de 2-3 yaş büyük diyor. Siz eğer bir terziseniz de diyor. Tamam mı? Böyle terzi veya butik veya tekstil işinle de uğraşabiliyorsunuzdur diyor. Tamam mı? Bir şeyler değişiyor artık hayatınızda diyor. Yani Değişiyor dediğim, özellikle bu değişime diyor, birinci ayda girmişsiniz, altıncı aya kadar çok şey değişecek hayatınızda diyor, diyor size burada. Su grupları için diyor ki, gerçeği de bir gör artık diyor, bak bir gör diyor sana, sen aile kurmak istiyorsun diyor. Ama diyor, senin bir şeyleri kapatman lazım ki üzerine geçmiş veya diyor şimdi diyor bir diyor bir şeyi takıntı haline getirmişsin. Bunu kapatmadıkça diyor sana bu gelmiyor diyor. Senin hayatına girecek kişi, gerçek ilişki yaşayacağın kişi daha zamanı var. 8. aydan sonra diyor. Boşu boşuna burada diyor böyle diyor divinip durma diyor. Bir ilişkiyi zorla 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 götürmeye kalkıyorsun diyor su gruplarına. Bir bırak diyor ya bir relax, bir rahat ol diyor sana. Anlatabildim mi? Ve bak diyor. Bazı travmalarım var, özellikle çocukluktan gelen anne babadan kaynaklı diyor ve diyor kendini hep böyle diyor. Ne kadar diyor aslında şanslı olsan da diyor kendini şanssız görüyorsun diyor. Özellikle kadın hastalıklarına diyor göğüs, rahim bölgelerine çok dikkat edin diyor. Bir psikologdan destek alabilirsin diyor sana, tamam mı? Ve bu da sana çok iyi gelecek diyor. O kadar iyi gelecek ki diyor kendini çok iyi hissedeceksin diyor. Çünkü burada şöyle bir durum var kendini çok salmışsın diyor çok salmışsın yani kendini tamamen bırakmışsın diyor. Ve kafanda birçok düşünceler var. Bu iş konusu, aile konusu, çevre konusu diyor sana. Şu olacak mı, bu olacak mı diye çok beklenti içerisindesin ama beklenti değil, kalkıp bir adım atman lazım. Yani uğraşman lazım. Uğraşmadan, emek vermeden hiçbir şey olmaz canım benim. Fırsatları değerlendireceksin diyor. Ve sana diyor ki burada bir papaz tarafından diyor sana yapılmış negatif bir enerjiler var diyor. Tamam mı? Bu duyama diyor, diyor bak Müslüman bir kişiden değil bu bir Ermeni veya bir papaz tarafından diyor Doğu tarafından yapılmış bir şeyler var diyor. Ve bu diyor seni çok engelliyor yani senin hayatının ilerlemesini engelliyor diyor. Bak diyor iki kişiden yapılmış aynı zamanda da diyor bu diyor. Ve diyor bak sana diyor ki bağ şimdi iki tane ...kişiden yapılmış derken diyor... ...bir ailen için yapılmış bir şey var... ...bir de senin yani psikolojinin bozuk olması... ...ve senin böyle her şeyi görememen... ...buna da kaynaklanılıyor diyor. Onun için sana diyor ki... ...bir gerçeği bir gör... ...bir kendine bir bakım mı yaptırsın... ...bir şey mi yapsın... ...nereden kaynaklandığını mı araştırsın diyor. Çünkü diyor işlerin yolunda gitmiyor... ...ilişkilerin yolunda gitmiyor. Muhakkak bir sıkıntı yaşanıyor diyor... ...senin hayatında diyor. Bunu bir görmen gerekiyor diyor öncelikle. Şimdi... Evet bakalım. Daha neler anlatıyorlarmış. Şimdi sana diyor ki korkuların çok. Özellikle duygusal yönde korkuların çok diyor. Tamam, sezgilerin, hislerin kuvvetli ama diyor sen tam olarak diyor bağlantı kuramıyorsun diyor evrenle diyor. Daha diyor arada diyor bir diyor şey var diyor böyle bir diyor kademe var diyor. Şimdi boyut boyuttur. Anlatabildim mi? Yani şimdi şimdi ben 13. boyuttayken sen 6. boyuttasındır veya 4. boyutta daha onların bir sürü mertebeleri var. Şimdi onun bir farkına var ve korkma diyor sana. Çünkü sen diyor bir çağrılıyorsun bir yerde diyor. Oluşum lazım sana diyor. Yani bu oluşumu da anca diyor kendi içindeki enerjiyle diyor. Nedir? Ruh da bir enerjidir. insan da bir enerjidir. Ve sana diyor ki bak bu içindeki enerjiyi bu içindeki diyor negatif enerjiyi bir bırakman gerekiyor ki diyor pozitif enerjiler sana dolsun diyor. İyi niyetli olursan iyi niyetli ve güzel şeylerle karşılaşırsın diyor sana. Şimdi sana diyor ki çok dua edeceksin. Sabah akşam şükür enerjisi tamam mı ve ben şükür enerjisi genelde hesaplar e, s, kimin uğurlu sayısıysa kimin sayılarına göre yani bu tamamen doğum tarihi ile alakalı hep çalışma veririm şükür çalışmaları bundan benden e, şey alanlar bilirler danışmanlık alanlar şimdi burada sana diyor ki şükür etmen gerekiyor diyor. Dua etmen gerekiyor. Biraz diyor bundan uzak kalmışsın diyor. Özellikle şükür enerjisi diyor. Yani sabah akşam çalışacağın şükür enerjisiyle diyor sen bu önünde kapalı olan kapıları ve diyor senin diyor rızık kapını aynı zamanda da kendine koruma alanı yaratabilirsin diyor. Her anlamda diyor sana ama diyor özellikle de akşamları çok dua et diyor sana. Şimdi olayları diyor çok net bir şekilde anlayacaksın, kavrayacaksın bir sürece giriyorsun diyor sana tamam mı? Bak diyor senin diyor ufkun çok geniş, senin önün çok açık diyor. Ama diyor bunu diyor bir artık bir adım at diyor. Bak yırtıp geç yani diyor bazı zorlukları diyor. Tamam mı? Ve sana diyor ki çok güzel gelişmeler olacak hayatında diyor. Şimdi bazı eğitimler almak istiyorsun, bazı işlere atılmak istiyorsun. Özellikle kendini ileriye götürülecek şeyleri düşünüyorsun diyor. İş konusunda telfi düşünebilirsin, yer değiştirmeyi düşünebilirsin. Ama diyor ki sana bunların hepsi diyor olacak. Ama diyor tamam mı? Gel git yaşıyorsun. Yani bu gel git diyor seni hayatında hiçbir zaman ileriye götürmemiş. Bu ilişkinde de böyle İş hayatında da böyle diyor. Yani ortada kalıyorsun hep diyor. Böyle yapma diyor sana. Ya çek git ya da diyor bak geçit. Hep bir kapının ortasındasın. Abriki ki, ki geçsen bu kaderindeki olan bir şey. Yani bunu diyor öyle güzel yaşayacaksın. Ama diyor sen bundan gidip girmedikçe ne kadar ne olacağını bilemezsin ki diyor. Sadece kapının önünde duruyorsun diyor. Sana diyor geç git diyor. Şimdi sana diyor ki burada. Bak. Çok özlemişsin diyor aklındaki kişiyi o da seni çok özlemiş diyor ve gerçekten bak burada bir kadersel bir döngü var diyor ama bu kadersel döngüyü diyor iki kişi diyor güzele çevirebilir tek kişiyle olmaz bu iş diyor ve sen bu kişiye kavuşmak istiyorsan diyor tamam mı senin yapman gereken şey şu sen net olacaksın. Sınırlarını çizeceksin ve ne istediğini karşı tarafa net bir şekilde aktaracaksın diyor. Ve ondan sonrasını da izleyeceksin diyor. Bakalım ne kadar sana kıymet veriyor, ne kadar sana değer veriyor ve neyi ne kadar yaptığını görmen için aslında bu diyor. Ve sana şunu söylüyor. Sessizsin şu anda diyor tek başınasın diyor ve bu tek başına olmak da seni üzüyor diyor ama diyor üzmesin diyor bak bunları yaşaman gerekiyordu be güzelim ve bunları yaşaman gerekiyordu diyor biraz sessiz koy diyor müzik dinle diyor Belki sen müzikle uğraşmayı çok seviyorsun diyor. Müzik dinlemeyi de çok sevebilirsin diyor. Seni ruhuna çok iyi geliyor ve seni şifalandırıyor diyor. Belki de diyor meditasyon yapıyorsundur diyor. Belki de yoga yapıyorsundur. Belki de pilates yapıyorsundur. Sana yaptığın şeyler çok iyi geliyor diyor. Şimdi başlangıçlar yeni başlangıçlar olacak diyor. Eğer hayatında kimse yoksa diyor. Ama sana diyor ki bak bu kapı diyor öyle güzel ki diyor. Bu kapı önüne açıldı. Yalnız bak kafan diyor sağ tarafa doğru bakıyor diyor. Karşındaki o açılan kapıyı görmen gerekiyor diyor. Ve bu kapıyı diyor fark ettiğin, gördüğün takdirde de diyor sana diyor yavaşla ve içeriye gir diyor. Sana çok çok iyi gelecek, çok güzel şeyler yaşayacaksın diyor sana. Anlatabildim mi? Ve diyor sen bir yola gidebilirsin. Bu yolda da diyor hayatında kimse yoksa diyor. Ve hayatında bu zamana kadar gelmiş geçmiş herkese arkanda bırakma isteğin de olabilir. Bir kaçma, gitme, uzaklaşma, yurt dışına yerleşme, yurt dışı seyahati veya iş anlamında gitme. Ve diyor bak gittiğin yerde de diyor yeni tanışmalar olabilir. Onun için sana diyor ki bu yola çık. Bu yol sana çok iyi gelecek diyor. Evet, aldım, kabul ettim, aldım, kabul ettim. Şifa olsun, şifa olsun, şifa olsun öncelikle. Evet, bakalım şimdi. Ne diyorlar size son olarak? Şimdi kendi kendini mutsuz etme diyor sana tamam mı ve sen diyor kendi kendine mutsuz ettikçe diyor aydınlanamıyorsun diyor ve gerçeği de göremiyorsun diyor sana aynı zamanda da affetmen gerekenleri affet gidiyor iyileştiresin diyor hem kendini hem de karşı tarafı diyor bağ koparma çalışmaları yapabilirsin diyor evet işkoliklik güzel bir şey ama her şeyin aşırısını sana tavsiye etmiyor diyor Bak diyor çok yakın bir arkadaşın olabilir, annen olabilir, kız kardeşin olabilir. Çok minnettarlık yani şükür de ol diyor ki böyle kişiler yanında sana destek oluyor diyor. Ve aynı zamanda da diyor kimse mükemmel değildir diyor. Mükemmel olmaya uğraşma diyor. Herkesin kusurları vardır diyor. Sen kusurlarıyla sevmeye bak diyor sana. Zaten diyor her şeyi diyor. Yani anlayıştır diyor burada diyor. Kimse mükemmel değildir. Yani denge olduğu takdirde ilişkiler güzel gider, şifalanır ve her şey güzel olur diyor. Aldım, kabul ettim, aldım, kabul ettim. Size uyanı alın.